Evet Fenerbahçe partına geçmişken geçtik, soruyu geçtik, ben soruyorum. Geçtik geçtik, geçtik. geçtik. E, Fenerbahçe'de başkanlık seçimi Ali Koç ve Aziz Yıldırım seçimde rakip olur mu? Sara'nın açıklamaları. Evet. Ya bir kere öncelikle Aziz Yıldırım son yıllarda başarısız olduğu için böyle Ali Koç büyük farkla seçildi. Bunun bir böyle adını koyalım hatırlayalım. Şimdi Ali Koç başarısız oldu. Yani o seçimdeki büyük farkın Ali Koç beklentisi sandıklara yansıdı diyelim Fenerbahçe <laughs> camiasından. Kesinlikle karşılayamadı. Yani o farkın yüzde 10'unu bile hak etmemiş çesine bir başkanlık yaptı. Az Yıldırım tekrar aday olması yüzde 51 Fenerbahçe sevgisi tutkusudur. Onu sorgulayacak durumda değilim. Haddimi bilirim. adam büyük böyle sıkıntılar, acılar da yaşadı hayatında. Haksızlığa da uğradı Fenerbahçe sevgisine değindi. Yalnız yüzde 49 da Fenerbahçe benim. Egosu var bunda. Bu tek aday olması. Çünkü neden? ben ben yüzde böyle aday olacağım demedi ama son zamanlarda çok çıkmaya başladı. O Fenerbahçe benimdeki olay kimse benim gibi sevemez. Tamam ben saygı duyuyorum. Ama kimse benim gibi yönetemez. Sana Bak destek... sandıkta yanlış tercih yaptınız. Hani... Üzülürsünüz demişti. Fenerbahçeler evet. üzüldü. Tamam. Futbol bazında. Tamam. İyi de bir şey söyleyeceğim. Kaç yıldır şampiyon olamıyor Fenerbahçe? 10. 10 oldu. Bunun Bu sezon yılı? olamazsa 10 olacak. Kaç yıl Aziz Yıldırım? Ee, 4 senesi Aziz, Aziz Bey. Bey. 3 Temmuz tamam kabul ediyorum peki peki çok güçlü bir kadro biraz zayıfladı biraz zayıfladı ama ya yani Musa Musaso'yu aldılar abi. Yani bir dahaki bir sezon tamam o sezon zaten süper final saçmalı falan icat ettiler. iyice takım acı çekti falan. Abi takım UEFA finaline kadar çıktı. Değil mi? UEFA finaline çıktı yarı sonra final, yakın zamanda. Demek finali. ki iyi bir takım ki yarı finaline, özür dilerim yarı yani hep içimde kalıyor onlar. Ya yani, ama bu ben sene konferans yine çıkıyor Bak bir şey söyleyeceğim. Aziz Bey başkanlığı döneminde en başarılı olduğu yıllarda bile kendi başarıya taşıdığı Fenerbahçe'yi kendi başarının mimarlarını gönderip şampiyon yapan her teknik direktörü gönderdi. Mustafa Denizlisi, Ersun Yanalı. Hadi Mustafa Hoca'nın şampiyon ligi beklenti yüksekti. Eyvallah bir kere o hatayı yaptın da Ersun Yanal işte şöyle yapmış böyle yapmış. Aman kulüpte bir tek o yapmış ya gerçekten Ersun Hocam ya. Ya adam teknik direktörlük yapıyordu bence sana. Bence oradaki en önemli İsmail kayıt... Kartalı da sen çıkardın Aziz Ziko. Bey. Aziz Bey siz çıkardınız İsmail Kartal teknik direktörlük fikrini. Tabii o dönemde Ersun Al'dan sonra İsmail Hoca gelmeseydi bugün bir daha Fenerbahçe o sene işte otobüs saldırısı oldu. Rezilliktir. Türkiye'de suçlara karşı mücadele konusunda rezil bir çok, durumdur. Çok Halen faillerinin ortaya çıkarılamadıysa muazzam kabiliyetsizliktir. Bilinip açıklanmıyorsa Aziz Bey'in e, Aziz Bey'in en yakını olan avukat beyin, yani Şekip beyin söylediği abi, gibi şekip, o apayrı şey. bir skandaldır. İnsani açıdan büyük skandaldır. E, tamam. yalnız Tamam. İsmail Kartal o yüzden olmadı diyorsunuz o sözü. Peki. Ya abi şimdi bu sezon da olmadı. Yani Fenerbahçe Aziz Yıldırım Ali Koç ikilisine mecbur mudur ya? Fenerbahçe ikisini toplamından çok daha büyüktür abi. Kusura bakmasınlar ya. Herkes gelip Beşiktaş'ta Süleyman Seba bile gelip geçici olduktan sonra ya tamam Aziz Bey daha başarılı olduğu yıllar var Ali Koç'a göre. Ali Koç'un hiç başarılı olduğu bir dönem yok. Yok Aziz Bey'e göre. Evet Aziz Bey daha iyi. Ama son yıllarında Aziz Yıldırım kendi yükselttiği çıtayı düşürdüğü için bu kadar farkla seçildi. Saadettin Saran yapabilir mi? Saran'ın açıklamaları. Yani üçünden farklı bir isim. Bir, iki. Ama ben bir şeyi çok merak ediyorum Saadettin Bey ile alakalı. Saadettin Bey bunca yıldır çok başarılı bir şekilde o Saran da. Çok başarılı abi. Evet. Ya benim yorumculukta işte beni iyi buluyorsa insan, iyi bulanlar için söylüyorum, iyi bulmayanlar için değil. Sağ olsunlar o seran Sports'ta çok güzel yayınlanıyor maçlar. Bütün Avrupa Ligleri yıllardır. Değişiyor kanallar ama önemli değil. Premier Lig, La Liga, Serie A. Sağ olsunlar Celtic Rangers maçlarını da veriyorlar. Allah razı olsun. Bak gerçekten onlara borçluyum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel proje. Ama mesela orada maçları anlatan işte en mesela örnek verelim. E, i̇lla Juventus'un değil. Mesela Bolonya'dan bu sene büyük çıkış yaptı. Mesela Bolonya maçını anlatan o Bolonya'daki oyuncuyu sana bak bunu alalım çünkü Bolonya'dan alacağız. Juventus'tan alamayız. Mesela böyle kişilerle çalıştı değil mi? Bunlarla acaba bu takımın kadrosu ilerleyen zamanlarda Galatasaray'ın önce Muslera ile başlayan ta Torreira'ya kadar gelen fırsat transferi, fırsat yıldız potansiyel transferi. E Muslera bir yıldız potansiyeliydi. Lazio'da başarısız olmuştu. Güntekin hiç beğenmiyordu. Haklıydı da Lazio'da kaleciliği kötüydü abi adamın. Ben sana bir anekdot vereyim. Bir adamlar verdi. Bize kızmışlardı. NTV Spor'da Muslera haberi yaparken görüntü arıyoruz. Yani kurtardığından çok yediği hatalı gol var ya. Yan topları falan evet, sıkıntılı. Evet kızmışlardı değil mi? Hatta e, öyleydi, geldi yapacak. zaten ilk iki maçı, üç maçı problemliydi ya. Birisi evet Mustafa dedi, Hoca dedi eli küçük. Eli küçük. Ha. Bir Mustafa de orada Hoca dedi ikinci yani, maçta şu... Karagül deplasmanında hatalı çıktı kırmızı kart gördü. Önemli e, değil. İlerleyen vadede bir scout Hattim ekibi ya. haklı çıktı mı çıktı abi? Yani. al iyi kaleci sorunu 10 sene çözersin demişler. Doğru ya mu? Ya 15'e. Evet, gitti. evet 15'e gidiyor yani. Sen bundan kuracaksın mı mesela? Çünkü senin elinde de bak Emre Galatasaray scout ekibinin başına giden Emre zamanında Saran Sports değil, adı Lig TV iken bütün ligler yayınlanırken Emre yorumculuk yapardı her evet, maç. Evet doğru. 5-6 yıl 5-6 yıl. Arada ben de yaptığım İbrahim Altınsay yaptı. Emre hep vardı. Ve orada muazzam bir oyuncu kaydı var. Anlatabiliyor muyum? Çünkü maçı izliyorsun. Adam West Ham'ın yedek sol bekini de biliyordu. Crystal Palace'ın Türkiye'ye gelse iş yapabilecek oyuncusunu da biliyordu. Bakınız Crystal Palace'da yedek kalan başarısız olan Sörlot geldi. Trabzonspor'da gol kralı oldu değil mi abiciğim? abicim? Evet. evet. He, Saadettin Bey biliyorum. bütün bu şeyler. Yani bak Ali Koç'un önemli eksiği bu bu futbol konusunda hiçbir şekilde dikiş tutturamadı. Önce Komolli getirdi sonra Emre abin dönemi başladı. O başladı hiçbiriyle devam etmedi. Doğru da çünkü hiçbir başa Çünkü yöntem yanlış model yanlış. Koskoca Fenerbahçe'yi tek bir kişiye gel Komolli sanki kimse anlamaz başka Türkiye'de ya da Fransa'da da Almanya'da kimse anlamaz. Bir tek Komoli anlar gel kurtarıcı ol. Ama şimdi Komolli çok başarılı oldu. Ulan başkan oldu herif. O zaman Fenerbahçe başkanı olsaydı hani anlatabiliyor musun? Profesyonel başkan seçseydin Bana bununla gelme. Ben Fenerbahçe'ye aldığı oyunculara bakarım abiciğim. Reyes nedir ya? ya nedir o dönem, dönem Neyse, birkaç... Bir benziyasınlar. Frey var biliyorsun benim konuşmam. Bazı Fenerbahçe arkadaşlar onu sabah alarm yapmış ben. Keskose Frey diyorum. Çok hoşlanmış o yıllarda. Ya yani bir sürü saçmalık. Emre abinin dönemi. 7 merkez ortası alındı ama böyle Erol Bulut teknik direktörü yapıldı teknik direktör futbolcu karşılıklı etkileşim adına hiçbir şey vaat etmiyor. Erol Bulut hayatında öyle oynatmamış. Adam 4-5-1 oynatıyor Erol Bulut. Öyle değil mi abi? 4-5-1. Yani iki kanat, koşucu forvet, Cardiff'te tabii, de yani geçiş yapılmamış şey, evet geçiş oyunu oynatıyor adam. Sen onu almışsın top cambazı adamlar sonra niye olmadı tamam. Ali Bey hiçbir zaman bu işte başarılı olamadı kardeşim. Branko iyi evet iyi güzel ama abi yani yönetimde de hiçbir şey yok ya abi. Yani orada sahaya çıkmayalım güzel ee, orada bunu yapmayalım. Tamam yayıncı kusur. Tamam haklısınız ama arada da futbol takımını geliştirmek için bir şeyler yap. Ya sen Galatasaray scout ekibinin çıkardığı Muslera'dan Torreira'ya gelen bir oyuncu listesi var. Bir de ayrıca bir de ayrıca Saşe Boyeler falan var. Hani. Ayrıca bir de 1 milyon alınacak. Fenerbahçe'de onlar var Allah için. Elif Elmas. Ferdi. Vedat, var yani. Genç Vedat Muriç. Potansiyel oyuncu. Ama abi satıyorsun. Bir kadro kuramıyorsun ki. Vedat ya, bunu süper e oluyor satıyorsun kurul... o parasıyla bir sürü santrafor olmayan oyuncu alıyorsun en sonra niye olmadı? En kuruldu yani sonuçta kuruldu artık yani abi bu tamam. 6. sezonda kurudu ama bu sefer de farklı problem. Abi var. tamam kurdun da bu sefer İsmail Kartal'ı teknik direktör yaptın geçen sene Jorge Jesus tamam Jorge Jesus'un hataları var yanlış transfer tercihleri doğru. E sen orada başkan Aslında olarak... Aslında yanlış transfer tercihi de değil abi, yani Jorge Jesus'u kim nice oynatmak... Kimnice yerine Gustavo Henrique yanlış be abi. Ya ya tabii var. bundan Yalnız anlarsın futboldan ya. bu kadarcık anlarsın dersin ki Kim e çok hızlı seriydi babacım bu sizin oyuncu bakarsın bir bu Gustavo Henrique iyi ama yavaş bu ya Kim e ne kadar hızlı bir oyuncu çok yavaş bu adam bunu yeni alır mı diyecek kadar futbol konusunda senin teknik direktörle oturup konuşman gerek emek için ben bunu söylüyorum Yo. sen anlayacaksın biraz futboldan yöneticilerin anlayacak biraz futboldan birisi diyecek ki hocam sen süper adamsın sonra adam maçları kazanıyor mükemmel hoca diyorsun Sonra ay üçlü oynattı bize uymadı. Ya maçları kazanırken de üçlü oynatıyordu. Sonra da bir dakika şimdi çok büyük çelişkiyi de yakaladım geçen gün. Okurken dedim ki Allah'ım Fenerbahçe'ye sabır diliyorum ya Rabbim dedim. Ya Fenerbahçe üçlü olma oynamaz oynamaz Fenerbahçe'nin entelijans siyası dediğimiz yani en etkili ne denir? Kanaat önderlerinin dediği. Üçlü oynamaz. Jorge Cez üçlü oynatma. Vitor Pereira üçlü oynatma. Şimdi ha Conte çok iyi tercih. Aa. Aa. Ya Conte son teknik direktör olarak oynattığı 500 maçın 499'unun ortalama 89'ar dakikasında 3-5-2 ya da 3-4-3 oynatmıştır. Hep 3-3 oynatmıştır bir maç varsa onu da ben izlememişimdir. Ya hiç görmedim abi. Ya Chelsea şampiyon yaptığında ligin ilk ilk Arsenal maçına kadar bir şey oynadı. Kötü oynattık. gidiyordu onun onda zaten. Arsenal şansı maçında yoktu. ilk kere 2-0 yenik kapatınca 3-4 3'e geçti. arasında 3'e geçti. Oradan. Victor Şimdi, falan. Bana ha. geçtiyse eğer. Ya şöyle, şöyle... geçsin. Saadettin Bey bari sen yap aday oluyorsan. Senin Saran Sports gibi ekibin var. Bari oradan bir şeyler yap. Sen de bir scout ekibi kur. Ya ver yap. parasını. Şimdi sen böyle scouting'e onları al. Ya adamlar da bak bu şeye geldiler ne yapsın abi çocuklar sonsuza kadar maç yorumu mu yapmak isterler? Aktif sahanın içinde yer almak isterler. Sevdikleri takımı desteklemek. Ya bırak abi oradan Komolli'yi önerdiler, şey önerdiler. Sen de Komolli kadar yapacak adamlar var be abicim ya. Sen Fenerbahçe'sin abi. Aziz Yıldırım Ortakay'ı nasıl getiriyordu? Alex'i nasıl getiriyordu? Ya Alex Ayrı şey de Ortega'yı o zaman geliyor muydu abi? Olduğu için geliyordu. Or işte. Ortega'yı Türkiye'de bir Serdar Ali, Serdar Ali sevgili Serdar Ali'nin tabiriyle kaskallamaya çalıştılar Ortega'yı. Çünkü problemli tamam. adam o <laughs> net yani Galatasaray'a da gitti. Fenerbahçe Sen ihtiyacı yok. Riverin yani paraya ihtiyacı var. Riverin. Sen ihtiyacın tamam, yok. Tamam şimdi yok. dur ben. Ha, tamam dur. <laughs> Şimdi şuradan girelim. Şu üçlü mevzu var ya oradan bana da bir ışık yaktın. Ben çok saçma bir tartışma olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe üçlü oynamaz. Ne demek Fenerbahçe Hı. üçlü oynamaz? Yani üçlü oynamak bir oyun mentalitesi değildir. Fenerbahçe savunma oynamaz ya da Fenerbahçe e, reaktif futbol oynamaz, proaktif futbol oynar, geçiş oynamaz, top hakim. Bunlar hepsi bir fikirdir ama Fenerbahçe üçlü oynamaz lafı Dünyanın bence çok saçma bir laf. Kesin yani mi? üçlü oynamak hücumu oynamak ya da defans oynamak anlamına gelmez ki. İyi üç stoperle, iyi kanat bekleriyle dünyanın en Sheffield hücumcu... United'ın oynadığıyla üçlüyle. E, Inter'in bu sezon oynadığı aynı şey. Galler'in oynadığı üçlüyle efendime söyleyeyim Inter verelim. Çünkü Inter bütün stoperlerin hücuma katmasıyla açar bir Barcelona'yı bilmem ne. Şimdi öyle adamlar bulursun üçlünü kralını oynarsın. Onun için Fenerbahçe Mustafa Denizli döneminde de üçlüyle şampiyon Tabii. olmuştur. Beşiktaş üçlüyle yüzüncü yılında oynamıştır. derbiyi farklı kazanırken ya üçlü, üçlü oynuyor yani, maçta. Bu dünyanın onun için hani bağla, bağlamından kopuk bir tartışma. Üç, beş, hani Conte aslında Conte'yi çağırmalı. Conte'nin ismi ya Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey yine 6 sene sonunda güven. Yani şöyle bir güven, doğru hamlelerini yap yapacağına inandığı bir başkan. Şu anda e, erozyonlardan birisi de Fenerbahçe'deki güven ortamı erozyonu. 6 seneden beri hatta önceki dönemden, Sayın Aziz Yıldırım'ın son 4 senelik döneminde de çünkü tribünde ciddi bir problem vardı. Şimdi bak 6 seneden beri Fenerbahçe şampiyon olabiliyor Sayın Ali Koç döneminde ama tribün ortalaması Galatasaray'dan sonra en son bu sezon da öyleydi en yüksek ikinci takımı. Kombineleri sürekli bitiyor, tükeniyor. Kombine bulmaya çalışıyor Fenerbahçe taraftarı. Üstüne düşen bu anlamda desteği veriyor. Küme düşmekten son anda kurtulduğu sezonda bile ikinci en kalabalık şampiyon olan takımdan daha fazla kadar taraftar gitmişti. Ama Aziz Bey'in döneminde ben o dönem oğlumu da götürdüğüm için maçlara e, görüyorum 3000 kişi geliyor. bin kişi orada kavga ediyor. Yönetim istifa diye bağıranlar, onlar sataşıyor falan. Çok Tatsız, nahoş olaylar seyrediyordu. Yani Sayın Aziz Yıldırım'ın tribünlerle bağ kopmuştu. Bunun nedeni de sen de saydın. Biraz o ya ben bu kulüp için bir sene cezaevinde kaldım dedim. Bu kulüp için diye hani biraz onun da verdiği ve 20 seneye yaklaşmanın verdiği özgüvenle Aziz Bey'in yaptığı olağanüstü işler var. Yani zaten şu anda hepsini yeniden anlıyoruz. Yani sadece futbol anlamında değil, sadece tesisleşme anlamında değil, sadece işte bu ticari örgütlenme, feneryumundan, efendime, mağazalarından, altyapı tesislerine, amatör branşlara çok Fenerbahçe'nin efsane başkanı. Ama son dönemde işte bu 3 Temmuz'un etkileri daha sonra 3-5 sene sonra bence Aziz Bey üzerinde gözüktü. Taraftarıyla yabancılaştı. Fenerbahçe 2017-2018 sezonunda Bence Aykut Hoca'nın son sezonunda eğer Fenerbahçe taraftarı şimdiki gibi tribünleri dolduruyor olsa ve yüksek motivasyonla destek vermiş olsa Fenerbahçe'nin şampiyon olma şansı çok daha fazlaydı. O sezonları hatırlıyorum ben. Değildi yani. Bir Sürekli bir gerginlik vardı sahada, şeyde. Yani hayati maçlara 40 bin kişi gelmiyordu. 25-30 bin, bin kişi geliyordu. 5 geldi. bin. Sondan dördüncü maç iç sahada. Beni görevlendirdiler diye gittim basın tribünde ama mahalleden arkadaşlar, Muzaffer, Mustafa, Mustafa hep beraber onlar da orada oturacak hemen basın tribünün yanındaki tribünde. Aziz Bey, hani e, oyun iyi değil. Aziz Bey'e kızıyorlar, Hoca'ya kızıyorlar, Aykut Hoca'ya kızıyorlar. E, tarafta 5 bin kişiden herkesin orada. sesi duyuluyor. Ya Abi, o, o sezon çok 5 bin değildi ama, yine... ama tıklı tuttum tık 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 olmuyordu. Doğru, sonlara doğru çok düşmüştü diyorum. Yani, ya. Sondan 4. 5. maç iç sahadaydı. Bak şunu söyleyeceğim sadece. Aziz Bey orada gelip dedi ki sizin dedi lideriniz kim dedi. Bizimkiler de şakasına yani, şakasına başkanı başkanı da çok seviyorlar yani. O hapishaneye haksız yere gönderildiği dönemde o giden tayfa var ya oraya kadar. Evet. Işte, e, tabii çağlayan'da yanda... çok haksız yere insan hakkına aykırı şekilde gaz maruz kalan kitle oraya giden insanlarda. Bunlar da şakasına beni gösterip vallahi lider Beşiktaş başkanım dediler. Aa! Ya şaka yaptı çocuklar. Baştan sonra böyle Aziz Bey kızı dedi ki böyle işte Ersun'un arkadaşları geldi dedi. Şimdi Aziz Bey gibi konuşmayacağım. Dal geçmiş gibi olmasın. Demin aklımda öyle kaldığı için öyle yaptım. Ersun arkadaşları geldi. O yüzden bu protesto oluyor dedi. Ya dedim... Allah, Allah i̇şte bu hiçbir aslan... tanıdıklığımız yok. Telefonda bile konuşmadık. Bu bir... bir beş dakika milli takım basın toplantısı hariç. O Bak bu sezon çok fazla şikayet ediyor Fenerbahçeliler ama bu bir kültür haline gelirse Fenerbahçe'de Aziz Bey bak güzel Şimdi bir yerden bağlanıyor. Anlatabiliyor muyum yani? yani, yani yine dış güçlere bağlıyor yani. güçlere bağlanırsa Ali Bey de çok yaptı bunu. Yani sosyal medya tepkileri Norveç'ten örgütlenmiş Norveçmiş. dedi. Bir Sivas maçında bakın protesto oluyor. Üç kişi var dedi. Bunlar tribüne girmemiş dedi. Sırf bizi protesto... Ya... 90'larda bu sonuçlar alınsa ve 90'larda olduğu gibi hala tesisler Kalamış'a yakın dere ağzında olsa, Osiyek döneminden de olsa o tel örgüler Osiyek döneminde örülmüştü oraya. Abdülkerim abi getirin bir gün anlatsın. Kötü maçlardan sonra o antrenman tesislerinde taraftarlarla ne? 91-92 sezonu. Oğuz abiyle yanda böyle koşuyoruz. Ben de Fenerbahçe basket takımında oynuyorum. Aman abi. Oğuz abi kadar bir kibar bir adamı bile dinlemediler o içeri dalanlar yani. E, e, şey ya uzun lafın kısası nerede kaldık? Ee, Aziz Bey'in Bey tekrar, Bey şey. tekrar aday olması. Şimdi ne kadar büyük bir başkan olduğunu aslında dilim döndüğünce anlatmaya başladım. Neden taraftardan ve camiadan tepki oyu aldığını da gösterdik. Ali Bey de çok pırıltılı bir isim. Ee, ve şu gelinen bu sezon şöyle bir şey hissetti bence Fenerbahçeliler. Galatasaray bu hakem tartışmaları, federasyon, kurullar, son oynanan Trabzon maçında sahaya girilmesi, taraftarların futbolcuları dövmeye teşebbüs etmesi ve herhalde seyrettiğimiz en kaotik sezon değil mi? Bir yandan acayip bir başarı var iki takım Galatasaray Fenerbahçe ikisi de puan rekoru kıracak. Ama bir yandan da en tartışmalı sezon. Ya keşke dedi Fenerbahçeliler bizim başkan Aziz Yıldırım olsaydı dedi. İşte Galatasaray'la anca o baş edebilirdi diye düşündüler. Onun için biraz da geçmişe başarısızlıkların üzerine böyle de bir sezon yaşanınca Aziz Bey yeniden başkan olsa mı acaba diye çünkü böyle cevap verebiliyorduk biz. İşte lobi faaliyetlerini daha iyi yapıyorduk. Merkez Hakem Kurulu'na ya da hakemler haddini böyle bildiriyorduk. Aziz Bey'in üslubu daha sertti gibi düşünceler Aziz Bey'i yeniden başkan adayı olma konusunda taraftar arasında popüler hale getirdi. Bir de zaten geçmişte yaptıkları var. Şimdi şu da var Fenerbahçe'de sen de söyledi kurtarıcı meselesi. Fenerbahçe çok uzun yıllardan beri bu isim isim geçmişe öykünerek yaşıyor. Yani geçmişe öykünmek ne demek? İşte yine Aziz Bey'e de yeniden bir tur dönülmesinin nedenlerinden biri. Ya olmadı son şampiyon yapan Ersun Hoca'yı getirelim yine olamadık. Olmadı 2010, 2011'de şampiyon yapan Aykut Hoca'yı getirelim 2017'de 2018de Ya yine olmadı bu sefer de dünya üzerindeki en popüler Fenerbahçeli futbolcu İçi geçmiş olsa da Mesut Özil'i getirelim o gelsin bizi şampiyon yapsın. Ya olmadı Ali Koç çok şey, hep kurtarıcı organizasyona güvenilmiyor. Tek hep, kur, hep kurtarıcı yani Tek birisi adam, gelsin Mesih gibi ya. insin Fenerbahçe'yi düze çıkartsın. İşte bu, bu da bir kültür haline geldi. Halbuki biraz önce söylediğim gibi hatalardan ders almak. Bakın bu sezon hakem hatası yapıldı yapılmadı demiyorum. Galatasaray lehine de aleyhine de Fenerbahçe lehine de, aleyhine de çok kaotik bir sezon. Ama ders almazsanız bunu sadece vay efendim Fenerbahçe'nin şeyle Ankara ile ilişkileri, hükümetle ilişkileri kötü vay efendim işte federasyon başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray genel Kurulu üyesi, e, hakemler karşı bilmem ne öyle Anadolu takımları Fenerbahçe düşüncesi üzerinden eğer e, yol alırsanız çıkış noktanız, sıçrama tahtanız bir sezon, sezon için bo olursa ders almazsanız yine Gelişim gösteremez ve sıkıntı yaşarsınız. Ee, bu da işin sonu ferah çıkartmaz. Ee, yani bu hem bahane üretme hem de kurtarıcı arama Fenerbahçe için bir kültür olmamalı. Nasıl voleybol takımının voleybol takımının ekibi, kadrosu gelecek sezon için şimdiden hazırsa? Ali Bey söyledi. Nasıl basketbol takımı Avrupa'nın en iyi dört takım arasına girdiyse ve bu bir devamlılık arz ediyorsa Itiudis geldi bakıldı olmadı bir buçuk sene çok önemli koç. Hemen Yasikevicius boştayken ne kadar güzel yönetiliyor. Alındı. Nigel Davis alındı. Sözleşmesi uzatıldı. Nick Kalates gibi yüksek profilli bir oyuncu sezon başında ayrılma noktasına geldiğinde oradaki atmosferde Nick Kalates yeniden takıma kazandırıldı. Neto sakatlanınca Nikolates Final Four'a taşıdı takımı. Muazzam bir enerji var. Basketbol, kadın basketbol takımı zaten pas geçiyorum. Avrupa'nın en büyük takımı. Orada bunlar organize edilirken neden futbol takımında bunlar organize edilemiyor? Bunu düşünmek lazım. E, aksi takdirde sonuca ulaşamazsınız. Yine Hababam sınıfında olduğu gibi tüneli kazıyorlar. Nereye çıkıyor? Tünelin ucu bombok bir yere çıktı diyor ya Kemal Sunal. Arkadaşlar tünelin... Şimdi güzel. Deyip, Burada Fenerbahçe için söyleyeceklerim var bu kadar. Ben yok, bir şey kadar. daha eklemek el... istemedim. Yok söyle devam şimdi edelim. Şimdi şu mi? var Biz... Ali Bey. Şimdi mesela ben böyle salı günü böyle Kadıköy'deydim. Ya zaten Kadıköy değil mi ben Salı <laughs> günü 5 <beş> saatim vardı. <laughs> Kadıköy'ün Kadıköy merkezinde en, hayır, hayır, yok, en güzel yerinde ama bekar olarak yaşanabilir. En güzel yerinde. Bekarsan en güzel yer yerinde. Mo Modanın kalbinde ya. Modanın sahili en güzel abi. Bizimki rıhtıma dönen yer. Bırak Allah aşkına ya. Sokan gürültüsünden şikayet etmiyor musun sen? Önünden geçerken ediyorsun. Kendim, ben düşün 24 saat orada. Ben eşimle oralarda ya dur, eğlenmeye gidiyorum. Şey sen eğlenmeye gidiyorsun ben orada yaşamaya çalışıyorum. <laughs> Kapısının önünde. 4 saat, saat boş zamanım vardı tamam mı? 4 <laughs> saat boş zaman. Boş zaman derken bankaya ödemem gereken bir borç var. Tamam. <laughs> Or oraya gideceğim işte bankaya. Mavili bankaya gideceğim. Onu ödemeye gideceğim. Mavili Dediler banka. Ali Bey 4 saat sonra. ya yani kırmızılığı ya küstüm o yüzden. 4 saat sonra gel tamam dedim. Lacivertli hatta. Aynı bankanın laciverdi ya, onu söyleyeyim. <laughs> Neyse abi. 4 saat üzerimde de böyle Beşiktaş Beşiktaş böyle eşomun üstü var. Eski de çok nostaljik böyle 2000'li yılların başından falan. Tarihi eser gibi. Ya dedi, konuşuyoruz falan. Şimdi bana şunu söylediler. Ciddi kısmına gelelim. Ali Bey. Ya bana Ali Bey diye şimdi böyle Ali Koç'tan bahsedeyim. Kendim böyle Ali Bey yapmayayım. Ben Ali. Yerel halktan Ali. Ali Ece senin adın e, sıradın e, tamam, marka işte, zaten. Yerel halktan böyle işte, Ali Ece. Dediler ki ya bir tane Fenerbahçeli çok da güvendim. Aziz Bey tekrar başkan olacağına Ali Bey kalsın razıyım. Ali Bey seçileceğine Saadettin Bey gelsin olur dedi. Şimdi enteresan. Neden dedim? Ali Bey acaba başkanken Ali Koç başkanken Koç grubunun büyük mali sponsorluk katkısı var dedi. Evet ama şimdi başkanlığı bırakırsa da bence bir kısmı devam eder. Ama şu var bence. Ali Koç başkan olarak başarısız oldu ve Koç soyadı daha önce hiçbir işte başarısız olmadı diye. Değil mi Türkiye'deki algı? Hmm. Bir de çok gönülden bir Fenerbahçe için Ali Bey. Kalmasını da istediklerini çok zannetmiyorum. Çünkü böyle koç ailesiyle başarısızlık cümlesi ilk kez bir arada geçiyor. Bir, ya ilk kez başarısız olunan, başarısızlık, başarısız olundu fiilinin olduğu bir cümlenin öznesi koç geçiyor. İki, Serdar'ın güzeldi. İsmail'e koç indirme falan. Bu da şimdi benden katkı olsun. Onun kadar güzel yapamam. Teşbihi. Etkileyici yapamam ama. Şimdi şu var ama ya. Şimdi bu Rahmi Bey de Beşiktaşlı abi işte Tüpraş Stadı ya. yani Rahmi Koç Beşiktaşlı olmasa hiç Beşiktaş Tüpraş Stadı olur mu? Adını koyalım şunun ya lütfen. Bu dönemde bu kadar kötü bir takıma. Rahmi Bey 80'li yıllardan beri böyle. Onda bile ailede, onda bile ailede zamanda Rahmi Bak ben size sana hiç o saniye. Rami tamam anladık Beşiktaşlısın da bu koç grubu kardeşim. Rami Bey bir numarayken, kralken Vehbi Bey'den sonra yani şirketin, grubun kralıken. Yalnız bir yandan İnan Kıraç tarafı da var biliyorsun. Evet. Galatasaray, aristokrasisinin önde gelenlerinden. Lordlar dedim bozulmuşlar. Peki efendim aristok... Aynı şey ya aristokratlar, lordlar işte. Kötü anlamda kullanmıyoruz. Keşke biz de öyle olsak ya. Neyse yani. O kadar para olsa rahatsın. Yani orada bence devam eder koç grubunda da şu olabilir. Hem bizim hani başarısız oldu. Koç grubunun adı başarısızlıkla geçti. Artı bu bütün Fenerbahçe Galatasaray tartışmalarında iyi de abi halkın %70'i Fenerbahçeli Galatasaraylı. Hani yarı yarıya böl. Tamam biri daha fazladır. Alta yazın Galatasaraylı daha fazla Fenerbahçeli daha fazla. Siz daha iyi bilirsiniz. Ben abi bilmiyorum hiç ölçmedim. Abi şey de şöyle. Ölçmedim. Net vergi ölçülmüş. Net vergi. Bir bahis platformunda herkes <laughs> abone olduğunda herkes takımını soruyor.